Sinemi Marifetli Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizleri bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Öncelikle hazırlamış olduğumuz derin kabımızın içerisine bir adet orta boy soğanımızı ay şeklinde kesiyoruz. Sonrasında patatesimizi ilk önce ortadan ikiye bölüyoruz. Onu da aynı şekilde ay şeklinde kesip daha kolay pişebilmesi için 2 ya da 3 parçaya bölüyoruz. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. Daha sonra da kırmızı kapya biberimizi elimize alarak ortadan ikiye ayırıp onu da ay şeklinde kesiyoruz. Bu şekilde yeşil biberimizi de aynı kapya biberimiz gibi ortadan ikiye ayırıp ay şeklinde kesiyoruz. Hazırlamış olduğumuz sebzelerimizin içerisine kanatlarımızı ekliyoruz. Zeytinyağımızı ekliyoruz. İki yemek kaşığı salça, zerdeçal, karabiber ve tuzumuzu ekliyoruz. Ve yavaş yavaş tamamen tavuğumuza yedirecek şekilde elimizin yardımıyla karıştırıyoruz. Karıştırma işlemimiz bitti. Güzelce pişebilmesi için içerisine 2 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Daha da hani ekleyebilirsiniz ama ben 2 su bardağı ya da 2,5 su bardağı kadar ekledim. Ve tekrardan elimizle karıştırıyoruz. İyice yediriyoruz. Hazırlamış olduğumuz kanatlarımızı minik güveç kaplarımızın içerisine güzelce tek tek yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra derin cam borcamımızın içerisindeki kalan sosumuzu üzerlerine bir kaşık yardımı ile döküyoruz. Böylelikle güveçlerimiz fırına gitmeye hazır. 180 derecelik ya da 200 derecelik fırınımızın içerisine yaklaşık 1 saat ya da 1,5 saat kadar pişirmeye bırakıyoruz. Pişen güveçlerimizi fırınımızın içerisinden alıyoruz. Böylelikle güvecimiz servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlar ve deneyenlere afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past, and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious.